tekstil materyallerine uygulanan ön terbiye işlemleri, ki birincisi pamuklu mamullere uygulanan ön terbiye işlemleri. Bu dönem boyunca bu pamuklu mamule uygulanan ön terbiye işlemlerini anlatacağız arkadaşlar. Şimdi pamuğun yapısından ileri gelen safsızlıkları uzaklaştırma işlemini biz hani en basit tabiriyle ön terbiye işlemi adını veriyoruz. Çünkü bunlar ileriki işlemlerde, yani özellikle boya, baskı, bitim işlemlerinde sıkıntı yaratacaklardır. Pamuğun yapısındaki safsızlıklar üç farklı noktada var. Birincisi kimyasal yapıdan ileri gelen safsızlıklar. Bakınız bunlar nelermiş arkadaşlar? Hani selüloz ana maddeydi. Selülozun yanında yağ, mum, pektin, hemiselüloz, proteinler gibi yabancı maddeler bulunduruluyor. Bunlar elyafa tamam bir takım özellikler kazandırıyor. Hamaldeyken elyafın yumuşaklığı, kayganlığı iyi oluyor ama bunlar aynı zamanda elyafın nitrofiltresini düşürüyor. Dolayısıyla bir ön terbiye işlemleriyle selüloz dışındaki kimyasal yapıdan ileri gelen bu safsızlıklar uzaklaştırılacak. Birincisi bu. İkincisi, bir de ayrıyeten arkadaşlar life renk veren doğal boyar maddeyi de biz yine ön terbiye işlemleri uzaklaştıracağız. Yine lifin kimyasal yapısından ileri geliyor. Ki şu anda yapmış olduğumuz işlemde ağartma. Bunları uzaklaştırmış olacağız. İkincisi, bakınız diyor ki elyafın toplanması ve çırtılanması esnasında, yani çevresel şartlardan ileri gelen yabancı maddeler. Bunlar da toplanma, çırtılanma sırasında elyaf içerisine karışmış olan çeşitli, çoğunluğu da bitkisel diye tabir ettiğimiz artıklar. İşte koza, yaprak, çekirdek kabuğu ve benzeri artıklar çevresel koşullardan ileri gelen yabancı maddeler oluşturuyor. Hatta bunlar içerisinde toz toprak falan da diyebilirsiniz. Tamam mı? Üçüncü olarak da bakınız diyor ki pamuklu lifler eğirmede harman yağı, dokumataşlı maddeleri ve örgüde bobin yağı içermektedir diyor. Tamam mı? Hani eğirmede harman yağı pamuklularda çok fazla uygulanıyor mu uygulanmıyor da şöyle söyleyelim, genel olarak ifade edecek olursa yünlerde uygulanır, polyesterde uygulanır. Ha bir de lifin yapısında işletme koşullarından ileri gelen safsızlıklar varmış. Pamuk için özellikle neymiş o? Dokumada haşil maddeleri, eğer örgüde kullanacaksak işte örgüde bobin yağlar dediği mum, wax gibi, parafin gibi şeylerle, kimyasallarla kayganlığı artırmak için uygulama yapıyoruz. Bunların demek ki ön terbiye işlemini uzaklaştırması gerekiyormuş. Hani sonuç itibariyle pamuktaki safsızlık 3 noktada var. Kimyasal yapıdan ileri gelenler, çevresel koşullardan ileri gelenler ve işletme koşullarından ileri gelen safsızlıklar şeklinde 3 farklı durum söz konusu. Bizim amacımız nedir? Ön terbiye işlemleriyle pamuğun yapısında sadece selülozu bırakmak, diğer bütün safsızlıkların tamamını uzaklaştırmak. Demek ki ön terbiye işlemi sonrası pamukta sadece selüloz kalacak. Ve ön terbiye işlemi görmüş olan bir pamuğun yapısına baktığımızda %100 selüloz bulunacak. Buna dikkat ediyoruz. Bakın burada ön terbiyeyi tanımlamış. Tekstil terbiyesinin başlangıcında diğer terbiye işlemlerine bir hazırlık olarak materyalin görünümünü güzelleştirmek için yapılan materyaldeki yabancı maddeleri uzaklaştırma işlemlerinin tümüne birden ön terbiye işlemleri adı veriliyor. Pamuklu mamullerde etkili bir ön terbiye işlemi sonucu aranan özellikler şunlardır diyor. Hani biz ilk 5 tane maddeyi önemsemiştik. Mesela ne arkadaşlar? 1. Etkili bir, yani yeterli derecede hidrofil olması gerekiyor. Ön terbiye işlemi sonrası pamuklu mamulde. Ondan sonra yeterli beyazlık derecesine sahip olması gerekiyor. 2. Üçüncüsü, lifin zarar görmemesi gerekiyor. Siz bir ön terbiye işlemi uyguluyorsunuz, yapıyorsunuz ve kimyasal kullanıyorsunuz. Kullandığınız kimyasal elyafa zarar vermeyecek. Lifin zarar görmemesi. 3 dedik. Dördüncüsü, boyutsal düzgünlüğü olması gerekiyor. Beşincisi de eşit pH aralığı. Kumaşın her bölgesinde eşit düzeyde bir pH aralığının olması gerekiyor. Bunlar bizim için ilk 5 tanesi en önemli hususlardı, bilinmesi gereken hususlardı ama bunların yanı sıra oluşan etkilerde homojenlik diyor arkadaşlar. Optimum lif şişmesi, düşük buruşmazlık, kırık oluşmaması, ölü ve olgunlaşmamış pamuğun uzaklaştırılması, dokuma kumaşların haşlı artıklarından arındırılmış olması gerekmektedir diyor. Değil mi? O ilk 5 hayati önem taşıyan özelliklerin yanında sonraki saydığımız özelliklerin de yaptığımız ön terbiye işlemleriyle pamuklu mamullerin kazandırılması gerekiyormuş arkadaşlar. Ön terbiyede dikkat edilen hususlar, hani burada tek tek okumayacağım ama
önce bir uygun basamağı seçeceksiniz. Yani bir dokuma kumaşsa dokuma kumaşı hangi makinede çalışacaksınız? Hangi makinayla etkili çalışırsanız üretir bir uzaklaşı ya da örme kumaşsa önce bir makine yöntemi seçeceksiniz. Daha sonra bakın diyor kumaş ağırlığı doğru tespit edilmeli diyor. Dikişler düzgün olmalı. Mesela top başlarından birbirine dikeceksiniz. Dikerken düzgün bir dikiş meydana getirirseniz şimdi kumaş ağırlığı doğru tespit edilmeli. Tamam. Dikişleri düzgün olmalı. Top başlardan birbirine güzelce dikerseniz, düzgün bir şekilde dikerseniz dolayısıyla hem bu kumaşa zarar vermemiş olursunuz hem de makinaya zarar vermemiş olursunuz sonraki işlemlerde. Hani katlamalı dikmek makinenin zarar görmesine sebebiyet verebilir, silindirlerin zarar görmesine sebebiyet verebilir. O katlamalı dikerek de kumaşın belli bir noktasını da zararı uğratabilirsiniz. Yani yeterli yöntem bir işlemi yapamazsınız. Oralardan kesmeniz gerekir. Fireyi arttırabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Reçeteler iyi hesaplanmalı. Uygun olmayan reçete kullanılmamalı diyor. Yabancı madde seçiminde hata yapılmamalı. Kumaş ve reçetede belirtilen miktarlar doğru tartılmalı. Makineye kumaş düzgünce verilmeli. Kimyasal maddeler üniform olarak ayarlanmalı. Yeterli sıcaklık ve zamana dikkat edilmeli. Bakınız diyor ki alkan işlemden sonra mutlaka bir nötralizasyon işlemi yapmalıyız. İşte boyama ve artma işlemleri yapıyoruz. Her ikisinde de kullandığımız madde nedir? Ha, birinde soda kullanıyoruz, birinde sot hidroksit. Sonuçta alkali ortamda çalışıyoruz. Ve her ikisinde de işlem bittikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Asetik asitle bir işlem yapıyoruz. Nötralize işlemi yapıyoruz. Açıkken kumaşlar makineye kırıştırılmadan verilmeli. Halı halinde işlem görecek kumaşlarda kırışıklığı önleyici tedbirler alınmalı. Yağ lekeleri varsa mutlaka çıkartılmalı. Pas lekeleri boya baskıdan önce mutlaka çıkartılmış olmalı diyor. Bu şekilde düzgün bir yöntemli işleminin ekonomik olmasının iki önemli nedeni var diyor. Hatalı boyamaların düzeltilmesinden ileri gelen maliyetler azalır. İkinci kalite pamuk kullanmaktan gelen yine kayıplar yani maliyetler yine azaltılmış olur. Sonuçta amaç neymiş? Etkili bir yöntemli işlem yaparak olası bir maliyet artışının önüne geçmek. Hem hatalı bir öntelbi işlemi yaptığınızda aynı işlemi bir kez daha yapacaksınız. Maliyet artışı. Ya da hatalı bir öntelbi işlemi yaptığınızda elyafa zarar vereceksiniz. Elyafın kalitesini düşüreceksiniz. Bu da bir maliyet artışını beraberinde getirecek. Bunlara dikkat etmek durumundaymışız. Düzgün bir önterbiye ve dolayısıyla renk verimi ve tekrarlanabilirliğine etki eden başlıca faktörler şunlardır demiş arkadaşlar. Makine parkı ve uygulanan önterbiye metodu, takip edilen proses basamakları, uygulanan reçeteler ve çalışma şartlarına dikkat ediyormuş. Şimdi gelelim pamuklu mamullere önterbiye işlemleri aşağıdaki sıralama şeklinde olur diyor. Tabii önemli olan şu arkadaşlar, bu sıralamaların hepsini de yapabiliriz, bir kısmını da yapabiliriz. Önemli olan ürünü nerede kullanacağız? Pamuklu muamil nerede kullanacak? Kullanım yerine bağlı olarak ya bir adımda da önterbiye işlemi yapılabilir ya da tamamını yaparak da önterbiye işlemi gerçekleştirebiliriz. Bakınız önterbiye işlemin adı yakma. Biraz sonra yakmadan bahsedeceğiz. Amacı neymiş? Kumaş yüzeyini düzgünleştirmek. İşlemin cinsi yakma. Özellikle pamuklu mamullerde alevli olarak, alevli ortamda bir yakmayı gerçekleştiriyoruz. İkincisi haşı sökme. Haşının parçalanması ve uzaklaştırılması ki bu ekstraksiyon olarak ifade ediliyor. Selozun şişirilmesi de şişirme olarak ifade ediliyormuş. Ekstraksiyon ne demek arkadaşlar? Ekstrakte etmek. Ekstraksiyon. Ekstra şişirme yani şişti. Ama o şişlerin kapasitesinden biraz daha yüksek olarak yok. Şişirilecek. Şişirmeyi ayrı düşün. Ekstrakte. İngilizce ekstrakttan geliyor. Bu şeyle ekstra ile ilgisi yok. Ekstrakte özünü alma arkadaşlar. Özü bir şeyin özü demek. Ekstrakt özü demek, tamam mı? Hani mesela bir işte ağacın özü. Ağacın ekstraktı nedir derler. Ağacın özünde şunlar şunlar vardır derler. İşte pamuğun ekstraktı diyoruz. İşte seloz, hemiseloz, pektin falan diye sayıyoruz. Özünü ifade ediyor. Özünü çekip alıyorsunuz. Ekstraksiyon da bir kimyasal işlemle pamuğun içindeki, özündeki şeyleri, safsızlıkları çekip alma işlemi olarak ifade ediliyor. Hidrofilleştirme, liflerdeki hidrofob maddelerin uzaklaştırılması, yağların, mumların, bakınız bu şeyin içerisindeydi. Yine bir ekstraksiyon işleminden bahsediyoruz.
bitkisel artıklar yumuşatılması, selülozun şişirilmesi, şişirme olarak ifade ediliyormuş. Ağartma, renkli pigmentlerin bozuşturulması ki bu oksidasyon olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bakınız, bizim yapmış olduğumuz bu ağartma işlemi neymiş? Bir oksidasyon, yani bir yükseltgeme işlemi. Yükseltgen maddeyle, yani hidrojen peroksit ile pamuğa doğal rengini veren boyar maddeyi parçalayıp uzaklaştırıyoruz. Merserizasyon, iç yüzey alanı genişletme, kesiti dairesel hale getirme. Bu da şişirme olarak ifade ediliyormuş. Şimdi pamuklu mamuller arkadaşlar, öncelikle bir terbiye dairesine geldi diyelim. Öncelikle bir ham kontrol işleminden geçecek. Terbiye dairesine gelen ham kumaşlar ön terbiye kısmının girişinde partiler halinde ayrılırlar. Ne yapacağız? İşte müşteri bizden ne istiyor? İstediği ürünün özelliğine göre, kilosuna göre, ağırlığına göre, her neyse partiler oluşturuyoruz. Tamam mı? Diyor ki her bir partide kumaşla ileriki işlemlerinde kolaylık sağlamak açısından bir refakat kartı düzenlenebilir. Yani her partinin bir kimlik kartını oluşturuyorsunuz. Orada işletmeden çıkıncaya kadar, eğer bir konfeksiyon ünitesi de varsa ta konfeksiyondan çıkıncaya kadar hangi işlemlerden geçeceği tek 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 o kartta belirtiliyor. Dolayısıyla çalışan insanlar kendine gelen o ürüne baktığında ne işlem yapacağını biliyor, tamam mı? Ona göre işlemlerini gerçekleştiriyor. Bakınız, bu kartta neler bulunması gerekiyormuş? Bir kere parti numarası. Bir numara veriyorsun sana. Mesela öğrenciye bir okul numarası veriyorsunuz. Öğrenciyi tanıyorsunuz ya. Kumaşlara da parti numarası vererek parti numarası üzerinden kumaşın tanınmasını sağlıyorsunuz. Kumaştaki parça top sayısı, uzunluğu, eni ve ağırlığı. Bunları tespit ediyoruz. Termin verileri, uygulanacak işlemler ve basamaklar ve benzeri bilgilerden bazıları kumaşın üzerinde mutlaka bulunmalıdır diyor. Şimdi kumaşın üzerinde de arkadaşlar mesela çıkmaz kalemler var. Bu kalemlerle kumaşın mesela enini yazabiliyoruz, gramajını yazabiliyoruz, top sayısını yazabiliyoruz, o partideki top sayısını yazabiliyoruz. Karışımsa karışım oranlarını yazabiliyoruz. Dolayısıyla kumaşın o ilk başlangıç noktasında bir noktaya yazarak bize bilgi de verebiliyor. Yapmış olduğunuz bütün işlemler, ön terbiye işlemlerinde o şey çıkmıyor. Özel çıkmayan kalemler vasıtasıyla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada yapacağımız ilk işlem ham kontrol işlemi dedik. Amacımız nedir? Dokumadan gelen kumaşın bir kontrolünü yapmak. Hata var mı yok mu? Düzeltilebiliyorsa düzeltmek, düzeltilemiyorsa yine çıkmaz kalemlerle işaret koyarak bilgi vermek. Ve şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kumaştaki yani hata %2-2.5 geçmeyecek. Kumaştaki hata %2-2.5 geçmeyecek. Geçerse ne olur? Kumaşın kalitesi düşer. Kumaşın kalitesi düşer. Bakınız diyor ki, yani orijinalliği. Orijinalliği kaybolur, evet. Bu işlemde daha sonra meydana gelebilecek reklamasyonları önlemek için kumaştaki hatalar gözden geçirilir diyor. Reklamasyon ne arkadaşlar? Reklamasyon? Yok. Yani bu hatalar öne çıkarsa ne oluyor? Belirgin hale geliyor işte. Bu işlemle daha sonra meydana gelebilecek reklamasyonları önlemek demek arkadaşlar, ceza demek. Ceza mı? Sonuçta sonuçta bir müşteriyle bir anlaşma yapıyorsunuz. İş anlaşması yapıyorsunuz. Müşteri sizden bir ürün istiyor. Siz de müşterinin istediği ürünün istediğiniz tarihte, sürede istenen özellikler kapsamında vermek zorundasınız. Eğer sözleşmeye uymuyorsanız işte orada ceza yiyorsunuz. Bu cezaya reklamasyon deniyormuş. Tamam mı? Reklamasyon. Yani siz sözünüzü yerine getirmediniz. Yerine getirmediğiniz için müşteri kaybına uğradı, maddi kayba uğradı. Sonuçta müşterinin de müşteriler var. Onlar da o ürünü başkasına verecek. Dolayısıyla o maddi kaybı siz ne yapacaksınız? Karşılayacaksınız. Bu demek. Bakınız, kumaştaki hatalar nelermiş arkadaşlar? Farklı iplik ve kat bükümleri, açılan iplikler, fazla nepsli iplikler, başka elyaftan yapılmış iplikler, uçuntular, doku hataları, gevşek veya fazla gergin kenarlar, delikler, atkı ve çözgü bantları, yağ lekeleri gibi hatalar bulunuyormuş. Bunların bir kısmı cımbız vasıtasıyla elle düzeltilebiliyor, bir kısmı da
düzeltilemiyor. İşaret koyuyorsunuz. Bakınız bir ham kontrol masamız var arkadaşlar. 60 derece eğimli bir ham kontrol masamız var. Alt taraftan ve şu yukarıdan ışık yansıtarak önünüzde çalışan önünde kumaş kayıyor. Akarak kumaştaki hataları görebiliyorsunuz. Tespit edebiliyorsunuz. Hocam bunda göz yanılması olmuyor mu? Sürekli bakıyorsunuz. Ya işte olabilir. Orada çalışan kişinin dikkatli olması gerekiyor. Kafasını herhangi başka bir şeye yormaması gerekiyor. Hocam bu şeye benzemiyor mu? Hani dokuma kaplarında. Tamam. Hangisiydi? Ya bu makinenin adı ham kontrol makinesi. Kumaştaki hataları tespit etme işini görüyor. Şimdi arkadaşlar yakmayı anlatalım ki bu son ünite konumuz olsun bugünkü anlatacağımız. Ham kontrol işlemini yaptık, parti verdik. Şimdi kumaşımız kuru. Tamam mı? Yakma işlemi de bir kuru işlem. Dolayısıyla ileriki işlemlerde sıkıntı yaşamamak adına önce yakma işlemi yapacağız. Amacımız nedir? Kumaş yüzeyindeki hav tüycüklerini yakılarak uzaklaştırılması. Amacımız bu. Bakınız iki önemli nedeni vardır diyor. Bir, kumaşın kuru olması. İkincisi de yakma sırasında pamuklu kumaşlarda hafif sararma olur. Hani yakmayı sonraki ağartmadan sonra yapın diyelim. Hem kurutacaksınız, maliyet artışı var. Yaş olan kumaşı kurutacaksınız. Hem de sararacak. Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için yakmayı ilk önce yapacağız. Yakma işleminden amaç kumaşın yüzeyindeki hav tüycüklerini uzaklaştırılarak daha düzgün bir kumaş yüzeyi elde haline getirilmesidir diyor. Şimdi şöyle bir bakınız diyor ki daha açık bir ifadeyle yakma işlemi yapılmasının nedenleri. Pamuk viskon rayon ve özellikle polyester polyamid karışımlarda peeling oluşumu önlemek. Yani peeling dediğimiz boncuklanma. Kullanım aşamasında sürtünmeden dolayı kumaş yüzeyinde bir boncuklanma meydana geliyor. Bunu önlemek için yakma yapıyoruz. Yünlülerde yüzeyin düz ve tüysüz olması istendiği durumlarda dikiş ipliklerinde merseriz olacak kumaştan yüzeyindeki tüylerin merseriz işlemi sırasında yapışmaması için yakma işlemi yapılır diyor. Bakınız bir yakma işlemi yapılmamış olan bir kumaş ile yakma işlemi yapılmış olan kumaş arasındaki fark. Demek ki bu hav tüycüklerini yakarak ne yapacağız? Uzaklaştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Ne diyor? Diyor ki pamuklu mamullerde de nadiren yaptır diyor yakma işlemi. Ağırlıklı olarak dokuma kumaşlara yapıyoruz. Pamuklularda da nadiren yakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yakma işlemiyle tekstil mamullerin kazandığı özellikler nelermiş? Düzgün ve eşit görünümlü bir yüzey elde edilir. Yüksek parlaklık elde edilir. Apr işlemleri daha iyi uygulanır. Kirlenme azalır hatta yok olur. Kumaş daha parlak ve düzgün bir görünüm kazanır. Boya baskıda konturlar netleşir diyor. Ve hani şunu da ilavesini yapalım. Çalışma sırasında eğer bir boyama yapıyorsanız yüzeydeki hav tüycükleri sağa sola yatacak. Sanki apraj varmış gibi bir görünüm ortaya çıkacak. Bir hata ortaya çıkacak. Baskıda o hav tüycüklerinin farklı yönlere yatması kenar çizgilerinin, kontur dediğimiz kenar çizgilerin net olmamasını sağlayacak. Yine bir hataya sebebiyet verecek. İşte boya baskı işlemlerinde de hata oluşmaması için yakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yakma makinaları 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Elektrikli yakma makinesi, levhalı yakma makinesi ve gazlı yakma makinesi olarak 3'e ayrılıyor. Pamuklu mamullerin yakılmasında gazlı yakma makinesini kullanıyoruz. Şekilde de bir gazlı yakma makinesi var. Şimdi şu kısım makinenin çıkış kısmı arkadaşlar. Makinenin giriş kısmı bu kısım. Ne yapacağız? Bir kere önce kumaşın düzgün bir şekilde makineye girmesini sağlayacağız. Şu iç kısımda iki tane şey var. Brülör diyelim. İki tane brülörümüz var. Yani alevin çıktığı düzenek var. Birisi kumaşın ön yüzünü, diğeri arka yüzünü aynı anda yakıyor. Tamam mı? Bakınız diyor ki hav yakmanın üniform bir şekilde yapılabilmesi için önce kumaş bir kurutma silindirinden geçirilir. Böylece kumaşın her yerindeki nem miktarı eşitlenmiş olur. Sonuçta kumaş kuru ama ortamda da nem, dokumadan da yüksek bir nemle birlikte geliyor.
siz demek ki bir pırtma silindirden geçirerek o nemi de fazlalı da uzaklaştırmış oluyorsunuz. Yakma işleminin kısımları nelermiş arkadaşlar? Brülör, ki alevin çıktığı düzenek, ekstraksiyon işlemi, soğutma sistemi, kül uzaklaştırma işlemlerinden oluşuyormuş. Bakınız diyor ki, selüloz liflerin yüksek sıcaklıklara karşı dayanımları fazla olduğundan kuvvetli bir yakma işleminden geçirilir. Rejenerli selüloz lifleri ise doğal liflere, doğal selüloz liflerine göre daha zor yandıklarından bunların yakılmasına kumaş hızı daha düşük olmalıdır diyor. Şöyle söyleyelim, pamuğu diğer liflerle kıyasladığımızda yanması açısından pamuk daha zor yanıyor. Pamukla da viskonu karşılaştırdığımızda viskon da pamuktan daha zor yanıyor. Durumu da buna göre ayarlamak durumundayız. Özellikle demek ki pamuklu muamillerde çalışırken daha yavaş çalışacağız. Mesela yünler olabilir, sentetikler olabilir, onlarda çalışma daha hızlı gerçekleşecektir. Şimdi makinenin kısımlarını geçeyim arkadaşlar. Ve özellikle bu makinede şuna dikkat edecekmişiz arkadaşlar, ya da şu şeye dikkat edelim. Bakınız, bu Ostrov Senge markalı bu yakma makinesinde çalışma hızı 50 metre bölü dakikayı aşmadığı sürece bekler kumaşı yakma pozisyonuna geçmezler diyor. Yani şu demek, şu alev olsun, elim parmaklarım alev olsun, kumaş da bu olsun. 50 metre bölü dakikanın altındaysa yön bu taraf, paralel. Kumaşla alevin yönü birbirine paralel. 50 metre bölü dakikayı geçtiği anda pozisyon bu şekilde dönüşüyor. Yakma pozisyonu dönüşüyor ve kumaşta tabii hızlıca geçtiği için kumaşla temas sırasında yanma da meydana, halk yücüklerin yakılması da meydana gelmiş oluyor. Genellikle arkadaşlar 70 ila 120 metre bölü dakika arasında bir geçiş hızına sahiplermiş. Alevle kumaşın arasındaki mesafe de 12 milim arasındaymış. Buna da, bunlara da önemli için dikkat edeceğimiz hususlar. Hassas kumaşlarda 100-120 metre bölü dakika, yünlü kumaşlarda 70 metre bölü dakika arasında bir çalışma hızına sahipmişiz. Sadece şurada konu başlıklarını söyleyeceğim arkadaşlar. İyi bir yakmayı etkileyen faktörler nelerdir? Alevin yoğunluğu. Alevin niye folyo gibi? Kumaşın geçiş hızı. Kumaş ile bek arasındaki mesafe ve beklerin pozisyonu. Demek ki iyi bir yakmayı etkileyen faktörümüz neymiş arkadaşlar? Alevin yoğunluğu. Alev ile kumaş arasındaki mesafe, kumaşın geçiş hızı, beklerin pozisyonu. Şimdi beklerin pozisyonu da dört şekilde bek pozisyonu varmış arkadaşlar. Kumaşa dik pozisyonda yakmak, özellikle pamuklu mamullerin yakılması bu pozisyonda oluyor. Bakınız şurada alev var ve kumaşa dik pozisyonda yakıyorsunuz, etkili bir yakma. Kumaşa teğet yakma, kumaşı silindir üzerinde teğetsel anlamda yakıyorsunuz. Hafif kumaşların, hassas kumaşların yakılmasında kullanılıyor. Kumaşa silindir üzerinde yakma, bakınız tam kumaş silindir üzerindeyken yakmayı gerçekleştiriyoruz. Ve burada özellikle bu yöntem sentetiklere uygulanıyor. Ve özellikle sentetiklerde şu var arkadaşlar, bir kere yanma değil de erime meydana geliyor. Yani eriterek kaçırıyorsunuz. Eriterek kaçırdığınızda erikte kısımlar sonradan siyah bir noktacık haline geliyor. Kumaş yüzeyinde de siyah noktacıklar oluşabiliyor. Bu bir hata. Bunu önlemek için bir taraftan yakarken silindirimizde soğuk suyla muhafaza, soğuk su bulunduruyorsunuz. Yani bir taraftan yakarken bir taraftan da ani soğutma yapıyorsunuz ve o siyah boncuklanmayı önlemiş oluyorsunuz. Kumaşı tersten hava püskürtmeli yakma diyor arkadaşlar. Bu da yünlü kumaşlara ve trikolara uygulanan işlemmiş. Şimdi çeşitli tip kumaşların yakılmasına dikkat edilmesi gereken noktalar demiş. Bu noktalar şöyle bir geçelim. Ya burada şey diyor arkadaşlar, bir kere makineye kumaş düzgün verilecek. Hangi tip ürünleri yakma işlemine tabi tutacaksanız ona göre uygun yakma şeyini seçeceksiniz. Pozisyonu seçeceksiniz. Şimdi son olarak hata nedir? Hatanın giderilme yolları nelerdir? Ona bir bakalım. Kumaşta koyu renkli yakma yolları, isli çizgiler olması bir hata. Nedeni kumaşın makineye kıvrımlı girmesi. Neden bu? Hatanın giderilmesi ne arkadaşlar? Kıvrımlı kumaş geçişini önleme diyor. Yani makineye kumaşı düzgünce vereceksiniz. Tüm kumaş yüzeyinde düzgün olmayan yakma döküntüleri. Nedeni bir, gergin kumaş. Alevin kumaşı uzaklığı. Kumaşın değişik hızlarda geçişi.
Giderilme yolları nelermiş arkadaşlar? Düzgün kumaş geçişinin sağlanması, alev mesafesinin sabit tutulması, temiz alevi bekle yakma şeklinde hatayı ne yapabiliyormuş? Giderebiliyormuşuz. Sonuç itibariyle konuyu toparlayacak olursak, yakma hal tüycüklerin yakılarak uzaklaştırılması, amacımız yüzey düzgünlüğünü sağlamak, parlaklığı artırmak, boya ve baskı işlemlerinde hatasız boyama ve baskı işlemleri yapmak. Amacımız bu arkadaşlar. Sonuç itibariyle bunları gerçekleştireceğiz. Yakma işleminden sonra da yapacağımız işlem ne olacak? Bir haşır sökme işlemi olacak. Tamam. Diyoruz. Sorunuz yoksa arkadaşlar burada dersimizi bitiriyoruz.